Unutma Asman Efendi, bir şirin yakalamanın sırrı sabırdır, tamam mı? Önünde sonunda şirinlerden biri tuzaklarıma takılacak, biliyorum bunu, biliyorum. Miskin Efendi, şirinlerden bir haber var mı? Ne yapıyor bu salak böyle? Şimdi ben sana gösteririm. Miskin! Kim o? Cevap ver salak! Rahat da kar, iyi buradayım. Ormanı kolaçan ettiğini sanıyordum salak miskin. Ama büyüyen bir çocuğun uykuya ihtiyacı var. Zamanı geldiğinde uyursun. Bu kadar dikkatli bir gardiyan olduğun için teşekkür ederim Gargi. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak? Neydi? Evet, ne var? Sanırım buradan kaçıyorum. Miskin efendi, miskin, ne oldu? Miskin, gel buraya, gel buraya dedim. Neredesin, gel buraya küçük sürüngen? Seni sallan, çok mu eğlenceli sanıyorsun sen? Evet, bunun çok gülünç olduğunu sanıyorsun öyle mi aptal efendi? Gel buraya. Kaçma, kaçma diyorum sana, gel. Fındıklı! Neden bu fındıkların hepsini toplamak zorundayız? Gerçekten, bu üçüncü kez oluyor. Öbürün bunlara büyük sürpriz için ihtiyacı var, unutma. Öyleyse çok lezzetli olur umarım. Son sözüm bu. Hey, bu da neydi? Ben bir şey duymadım. Ben duydum ama, şuradaki çalılıkların arkasından geldi. Herhalde hayvanlar yapıyordu. Hayır Şirine, ben hayvanların sesini iyi bilirim. Şirincik! Ben bile ormandaki hayvanların hepsini tanımıyorum. Hatta ben bile zaman zaman Şirin Baba'ya gidip bunları soruyorum. Dikkat et! Ay sadece bir sincapmış bu. Ben de bundan şüphelenmiştim zaten. Şirinler aşkına. Herhalde küçük dostumuz bunlardan istiyor. Al bakalım. Yine beni kandırdılar. Bu kesinlikle doğru küçük Şirin. Yaşın büyüdükçe sen de büyük Şirinler gibi bu durumlarda nasıl davranacağını öğreneceksin. Hey, şirincikler neredesiniz? Bunu çıkarmama yardım edin, üç deyince. Sabah alarmı. Ve benim için çok önemli bir alarm. Hemen harekete geçmeliyim. Sizin uğursuz dostunuz hani. Bütün gece bu anı bekledim ve şimdi ne kadar aç olduğumu tahmin edersiniz herhalde. Gargamel baba, bunu yapamazsın lütfen. Kimse durduramaz beni, kimse. Ne? Ne oluyor? Şirinler aşkına, bu da kim? Seni küçük mavi şebek. Yakala onu Azman efendi. İn üstümden seni pire torbası. İn diyorum sana. İn diyorum, bu ne samimiyet böyle. İn. İmdat. Zavallı Gargamel baba. Hey bakın. Şirin aşkına. Ne
dönün. Geri dönün. Geri dönün. Gitti işte. Bu garip kişi de şimdi ya. Acele edin. Bunu hemen Şirin Baba'ya anlatmalıyım. Oh Şirinler. Bu kez de kurtuldular elimden. Ben de katılıyorum sana. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Ama siz doğru söylüyorsunuz. Bizi kurtaran yaratık bir Şirindi. Hayır. Bizden başka Şirin olamaz. En Şirin biz Şirin. Bu doğru. Biz ne gördüğümüzü iyi biliyoruz. Kesinlikle. Ve ben de bunlar karşısında adeta şok olduk. Söyle onlara Şirin Baba. Bunun bir Şirin olmadığını söyle onlara. Mustafa güçlü haklı. Bu mümkün değil. Ama... Hayır, olamaz. Ama ne Şirin Baba? Ama eğer bu kayıp Şirin değilse... Sanırım Şirin Baba'nın anlatacakları var, Şirinler. Evet, bunu sadece Büyük Baba'ya anlatmıştım. Yıllar yıllar önce... Fırtınalı bir gece, hepiniz minik bir şirinken... Ben çok önemli bir paket bekliyordum. Ama beklediğim paket hiç gelmedi. Ve bütün gece boyunca, geceler boyunca aradım. Ama kayıp Şirin'den hiçbir iz yoktu. Hiçbir iz. Ve sonunda umudumu kaybettim. Ve onu beklememeye karar verdim. Çünkü gelmeyecektim. Çok üzgünüz Şirin Baba. Bu duyduğum en acıklı, en göz yaşartıcı hikayeydi. İlginç. Sence bu kayıp Şirin olabilir mi ufaklık? Ya bu kadar yıldan sonra mı yani? Sadece böyle olmasın umalım. Sadece umalım. Hey! Neredeyse güneş battı ve Gargi hala Şirin nöbetinde. Herhalde kayaların içinde uyuyup kalmıştım. Aslında iğrenç yaratık senin, kayaların hepsi üstüme yağdı, hepsi. Gargi! Şirinler seni bayağı tartaklamışlar galiba. Ama seni daha önce hiç böyle görmemiştim ben. Asla böyle olmayacağım. Artık Şirin kovalamak falan yok. Şirin iksirleri yok. Şirin kafesleri yok. Şirin tuzakları yok. Hepsi bitti. Gargi, hasta mısın, ciddi misin sen ha? Onları görmek bile istemiyorum, onları yemek istemiyorum, onlara altın yapmak istemiyorum. Şimdi tek yapmak istediğim ne biliyor musun? Onları yok etmek! Gargi'nin yeni bir hayata başladığını görmek gerçekten çok sevindirici. Onu gördüğümüz yer burası Şirin Baba. Belki hala buradadır Şirin Baba. Belki de onu yine görebiliriz ha. Hala sizin rüya gördüğünüze inanıyorum. Şşşt! Sessiz olmalıyız Usta Şirin. Bu onun sincabı. Görüyorum ama ona inanmıyorum. Benim kayıp küçük Şirin'im. Küçük Şirin. Benim Şirin Baban. Hayır, bekleyin. Geri dönün. Biz dostuz. Şirinler aşkına. Ne bu Gargamel'in tuzaklarından biri?
Üzülme küçük Şirin'im. Seni hemen kurtaracağız oradan, hemen. Hey Şirin baba, peki şimdi ne yapacağız? Belki de onu köye böyle götürmememiz daha iyi olur. Hiçbir Şirin'in Şirin Çiliğine dayanamayacağını biliyordum. Tamam usta, bırakacaksın. Hemen. Bu iğrenç. Demek ki istediğinde şefkatli olabiliyormuş küçük dostum. Şefkatli mi? Büyük baba, bu bir hayvana benziyor. Evet, 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 birazcık vahşi. O nedenle ona vahşi Şirin diyeceğiz. Hey, buradaki yaratığa ne izin verelim ha? Ha, ata çıtırttı mı? Buna çok yakıştı. Çok yakıştı bu isim. Evet küçük Şirinlerim. İşte size bahsettiğim vahşi Şirin bu. Ama Şirin baba bunca yıl nasıl hayatta kalabilmiş? Anlayabildiğim kadarıyla vahşi çıtırtının büyük 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 annesi tarafından yetiştirilmiş. Ne güzel değil mi? Ormanda yalnız başına bir hayat ha. Çok ilginç. Evet küçük vahşi Şirin. Artık ormanda yaşamak zorunda değilsin. Sonunda evindesin. Aa, bu mükemmeldi. Bunu kutlamamız gerektir. Gel bakayım seni temizleyelim. Hadi bakalım. Şirin baba vahşiyle biraz zaman geçireceğimizi sanıyorduk biz de. Evet. Bu gerçekten ilginç. Onun ormanda nasıl yaşamayı öğrendiğini merak ediyorum. Daha sonra küçük Şirinlerim. Şimdi neden çıtırtıyı çiftçinin tarlasına götürmüyorsunuz bakayım? Burada kalamaz mı lütfen? Artık köyümüzde bir sincap Şirinimiz var. Dediğin gibi olsun Şirin baba. Bana bak Miskin Efendi, bu if işareti koyduğum yerler Şirinlerle karşılaştığım yerler. Şirinlerin iğrenç köyü bu dairenin içinde olmalı. O zaman bu alanı yok etmeliyim hem de hemen. Korkunç Gargi, bu ormanın yarısı demek. Dünyanın yarısını olsa aldırmıyorum bile yeter. Onu daha önce böyle hiç görmemiştim. Dur sakin ol vahşi, zıplama bıcı bıcı zaman. Ya bu ne kadar sürecek acaba? Bilmiyorum, çobanı yıkamak bile bundan daha kolaydı. Vahşi, banyodan sonra benim kokumu denemelisin. Bu kesinlikle kutsaldır. Eline sağlık süslü. Ama terzi, vahşinin yeni giyeceğe ihtiyacı yok ki. Hayır küçük Şirin, bir Şirin elbiselerle Şirin olur. Şimdi neden bedenine uygun bir şeyler bulmayalım? Biz daha sonra gelsek iyi olacak. Bu sonsuza kadar sürebilir. Bu şapka değil herhalde, salataya benziyor. Ama kafana değil o, kafaya değil o. Hey, ne kadar alıngan. Tamam vahşi. Şimdi benden sonra tekrarla bakayım. Şirin. Gözlüklü, biz her yerde vahşiyi arıyoruz. Evet, Şirin baba onunla oynayabileceğimizi söyledi. Hayır. Benim elini sloganımı unutmayın. Eğitim eğlenceden önce gelir. Ne yani şimdi gelmesine izin vermiyor musun? Hadi gözlüklü. Biz onu istiyoruz. Hadi gözlüklü. Vahşi, hadi partiye başlama kızı. Hadi vahşi, partiye gidiyoruz. Var ya, bence onu asla göremeyeceğiz. Ay la 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 la
Yeni dostumuz bütün şirinlere kutlansın. İşte beklediğimiz an geldi. İşte şirin çilekli sürpriz. Al bakalım Vahşi, bununla ye. Dikkat, dikkat! Onur misafirimizin şerefine 21 bare top atışı hazırladım. Ha işte, şimdi kendinize hakim olun ve seyredin arkadaşlar. Hazır bir, iki, üç! Harika, gerçekten harika, süper şirin. Vahşi. Nereye gitti? Bakın, onu korkuttunuz. Hadi aşağı gel Vahşi, korkma yavrucuğum. Evet, korkma. Gel. Merdiveni getirseniz iyi olur. Sanırım parti bitti. Evet Vahşi, yeni evine hoş geldin. Bu evi sadece senin için hazırladık. Ve bu hediyeyi de senin için getirdik. Hayır, hayır. Onlar sadece dekor. İyi rüyalar benim küçük şirinim. Herhalde Vahşi çok iyi uyuyacaktır. Şirin baba böyle bir geceden sonra rahat yatağından. Bu hiç adil değil. Vahşi bütün gün burada kaldı ve biz onu hiç görmedik. Sanıyorum büyük şirinler ona şirin yaşama tarzını öğretiyor. Onun bu şekilde bize uyum sağlayacağını hiç sanmıyorum. Evet, belki de şirin olmanın çeşitli yolları vardır. Keşke biz de ona biraz yardımcı olabilseydik. Eminim ki onun da bize öğreteceği çok şey vardır. Şirinler aşkına. Şirin baba, şimdi ne yapacağız ha? Sabırlı ol gözlüklü. Başlı zamanla köy hayatına alışacaktır. Umarım. Herhalde küçük kulübeden bayağı uzaklaştık. Formülümü test etmek için tabii. Ve umalım ki bu karınca yuvası şimdi eskisinden daha da büyük olsun. Evet, şimdi bir damla bundan, bir damla şundan. Umarım uzun sürmez. İşe yaradı. Başardım. Başardım Asman Efendi. Bunun için sadece iki damla harcadım. Düşünsene, bütün ikisini kullandığımda şirinlerin kökünü kazıyacağım. Kökünü. Önce Vahşi, şimdi şu aptal horoz. O aptal horozdan nefret ediyorum. Oh!
Şirinler aşkına. Bu gerçekten de ağlanacak bir hikaye. Aa, benim küçük vahşi şirinim, alışık olmadığın şeyleri karıştırmamalısın. Sen bir de köyün geri kalanını görmelisin. Savaş alanına dönmüştür. Onun içinden böyle düşünüyorsun acaba? Evet aklım, vahşi, tam bir vahşi yani. Hayır, hayır benim küçük şirinlerim. Sizden sadece biraz sabır istiyorum. Haydi, haydi. Bakın, vahşi gidiyor. Sonra da kurtulduk. Ona bu kadar dayanmak ne de güçmüş yarım. Eminim o da aynı şeyleri senin için düşünüyordur. Ve hepiniz için. Görürsünüz siz. Ve size sabah acil olarak Şirin Baba'ya vermeniz için bir mektup bırakıyorum. Sen ciddi misin peki? Elbette. Şu andan itibaren Vahşi ile yaşayacağım ve siz de eğer akıllıysanız tabii benimle gelirsiniz. Ama biz onu köyde seviyoruz. Yatağını yapmaktan hoşlanıyor musun? Her işi yapmaktan ya da gözlüklüğü dinlemekten? İyi nokta. Özgürlükten bahsediyorum ben. Doğal hayattan, vahşi hayattan. Ha ne diyorsunuz Şirinler? Hadi sahil orada. Ve biz de doğaya doğru bir maceraya başlıyoruz. Yaşasın.